Atrezi bir şeyin gelişmemiş veya az gelişmiş olmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla triküspit atrezisinden bahsederken triküspit kapağının gelişmemiş olmasından bahsedeceğiz. Genelde böyle normal bir kalbimiz olduğunda oksijensiz mavi kan vücuttan bu şekilde gelir. Sağ kulakçıktan içeri girer ve triküspit kapağı ile sağ karıncaya ilerler. Bu kapağın sağda olduğunu ve üç parçacıktan oluştuğu için buna tri denildiğini unutmayın. Tri, üç demek. Kan buradan girer ve sağ karıncıktan akciğere ulaşan pulmoner artere pompalanır. Şimdi buradaki her şeyi sileceğim çünkü atrezi durumunda triküspit kapak aslında hiç gelişmemiştir. Burada bir açıklık ve geriye akışı engelleme amaçlı bir kapak yerine sert bir doku vardır. Yani yol tıkalı, kapalı arkadaşlar. Buradaki kana ne olduğunu düşünmeden önce sağ karıncaya bir bakalım, tamam mı? Bu durum bebek hala rahimdeyken gerçekleştiği için ilk olan şey sağ karıncığın da gelişmemesidir. Kanı pompalayamadığı için kas da gelişmez ve sağ karıncık küçük bir kese olarak kalır. Herhangi bir işlevi yoktur ve bu sebeple akciğerlere kan da gitmez. İşe yaramadığı için bu bölgeyi tamamen kapatacağım. O zaman şimdi büyük bir sorunumuz var çünkü akciğerlere kan gitmiyor. Bu arada atrial septumu çizmeyi unutmuşum. Burası sol ve sağ kulakçığı birbirinden ayıran atrial septum. Bu yüzden triküspit atrezisinde bu çocuğun yaşayabilmesi için birkaç septal defekte ihtiyacımız var. Bu sebeple de atrial septal defekt veya ASD dediğimiz bir kusur var. Bu şekilde mavi kan bu yoldan karıncaya gidemediği için sağ kulakçığa gelir ve AST ASD pardon ASD yani atrial septal defekt vasıtasıyla sol kulakçığa akar. Sol kulakçık aynı zamanda akciğerlerden gelen oksijenli kanı dağıtır. Bu arada bir dakika biraz önce akciğerlere kan gitmez demiştiniz dediğinizi duyar gibiyim. Aslında gider ve bunu az sonra göreceğiz. Ama şimdilik mavi kanın ASD yoluyla sağ taraftan sol kulakçığa geldiğini unutmayın. Kırmızı kan da akciğerlerden buraya gelir ve sonra sol kulakçıkta kan karışımı olur. Yani renk mora döner. Burada soldaki kapakçık iyi durumda. Buna mitral kapak veya bir küspit denir. Buradaki bi öneki iki yapraklı bir kapak olduğunu bize gösterir. Bi 2 demekti hatırlarsanız. Mor kan buraya, sol karınca akar ve oradan aorta gidebilir. Böylece mor kan aorta ve oradan da vücuda yayılır. İyi olan kırmızı olan kan değildir ama en azından biraz da olsa oksijen alırız. Yani bu iyi kırmızı kan gibi değil, o kadar oksijen taşımaz ama biraz alabiliriz. Şimdi kan akciğerlere nasıl oldu da gitti sorusuna dönelim. İşte bu durumda ikinci septal defekt devreye giriyor arkadaşlar. Ventriküler septal defekt ya da kısaca VSD. Ve tabii ki bu defekt sol ve sağ karıncık yani ventrikül arasında. Aorta gitmesinin dışında bu mor kan karışımı buradan gelir ve akciğer atardamarına gider. Sağ karıncık görevini yapamaz durumda olduğu için Sağın işini sol karıncık yapar ve mor kanı buraya iter. Kan buradan da akciğerlere gider. Akciğerin dalları için yeşil kullanıyorum. Evet, kan burada oksijen alır ve buraya, sol kulakçağa geri döner. İşte döngümüz bu şekilde çalışır arkadaşlar. Sağ karıncığı devre dışı bırakmak, buradaki delik sayesinde sol karıncığın akciğerlere kan yollamasına imkan verir ve burada ASD bölgesinde de bir delik var böylece kan kalbin sol tarafına geçebilir mor kanın aort'a gittiğini gördüğünüz her durumda çocuk sianotik olur çünkü bu vücuda iletilen kandaki oksijen miktarının çok yüksek olmadığı anlamına gelir akciğerler mor kan mı almış kırmızı kan mı almış pek önemsemez çünkü tek yaptığı şey kana daha fazla oksijen vermektir yani aslında akciğerlere giden kanda daha yüksek miktarda oksijen vardır ama aort ile vücuda yayılan kanın kırmızı yerine mor kan olması kişiyi sianotik yapar. Kişi de böylece triküspit atrezisi görülür. Triküspit kapağı yoksa sağ karıncık da yoktur.